Modern şehirciliğin en önemli kıstaslarından biri olan altyapı hizmetlerinin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesini hedef alan Hatay Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi 18. Genel Kurul toplantısını Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirdi. Kanalizasyon ve su, içme suyu şebeke hattı bittikten sonra yol kaplamaya geçeceğim. Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Açık Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Hatay Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ve yetkilileri, ilçe belediye personeli ile il genelinde altyapı çalışmaları gerçekleştiren kurumların temsilcileri katılım gösterdi. Antakya'da Yeni Sanayi ile Maşuklu Mahallesi'ni birbirine bağlayan köprünün çalışmaları hızla sürüyor. Şehrin sanayi anlamında önemli merkezlerinden biri olması itibariyle trafik sirkülasyonuna katkı sağlaması anlamında küçük sanayi sitesini Güzelburç, Maşuklu ve Küçük Dalyan mahallelerine bağlayacak olan 115 metre uzunluğunda ve çift yönlü 23 metre genişliğindeki köprü ulaşımda büyük rahatlama sağlayacak. Samandağ Belediyesi sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında spora destek vermeyi sürdürüyor. Samandağ Belediyesi Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen yüzme kursları kayıtları başladı. Ayrıca Koyunoğlu, Değirmenbaşı, Tekebaşı, Deniz ve Mağaracık mahallelerinde eş zamanlı çalışmalar yapılıyor. Yayladağ Belediyesi ilçe genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. İlçede DSİ'nin projelendirdiği Kureş Deresi dere ıslah çalışmasına başlandı. Arsuz Belediyesi Mimarlar Odası İskenderun Temsilciliği İşbirliği ile yerel kalkınmaya yönelik stratejiler hazırlanması kapsamında yerel kalkınmada Arsuz paneli düzenleyecek. Panel 16 Temmuz saat 16'da gerçekleşecek.